Arkadaşlar günaydın. Üzerinde bulunduğum yol aşıklar yoluymuş efendim. Ben de romantik bir insan olduğum için gelip şöyle size bir merhaba demek istedim. Dün akşam hiçbir şey çekemedim. Üzgünüm, çok yoruldum. Tekneydi, açık havaydı derken deli gibi acıkmıştım. Gözlemeleri gömdüm ve uyudum kaldım. Şimdi ikinci gündeyiz. Akçapınar Azmağı'na doğru gidiyorum. Ama bu aşıklar yolunda durmak istedim ve ağaçları size göstermek istedim. Şöyle yaklaşacak olursak eğer, bakar mısınız, herkes kalbin içerisinde sevgilisinin adını yazmış ve hatıra bırakmış bu ağaçlara. Ve bütün ağaçları size gösteremem belki ama ben de yazmak istiyorum. Şimdi hemen günümüzden bahsetmek istiyorum. 7,5 kilometrelik Akçapınar Azmağı'nda bir tekne turu yapıyoruz. Kanoya binerdim ama içimde bikinim var ama yani çok da ıslanmak istemiyorum. Bir de kanonun bir esprisi yok. Ama kanoyla da eğer istiyorsanız orada gidebiliyor musunuz? Bunları tekneden çekmiyorum. Önden bilgi vermek istiyorum. Çünkü teknede çok zor oluyor. Tır 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 sesler. Tekne doğru açılıyoruz. Ve size daha önceden de bahsetmişimdir. Kitesurf alanına gidiyoruz. Ve sonrasında ne yapıyoruz? Kitesurf yapıyoruz sizlermişim. Yalan. Öyle bir şey yok. Hadi bence başlayalım. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Ben de Akçapınar tostundan yemek istiyorum. Ay içim dışım tost gözleme oldu. Yapacak bir şey yok ama. Şimdi bakalım nasıl. Bu arada ekmeği çok güzel ve incecik duruyor. Bildiğimiz peynirli tost. Hiçbir özelliği yok ama özelliği ekmeğinde. Ekmeğinden dolayı sanırım meşhur. Siz de Akçapınar'a gelirseniz bir tost yer, oradan azmaya devam edersiniz bizim yapacağımız gibi. Şimdi ben şunu gömeyim. Görüşürüz. Başka bir şeyim kalmadı. Peynirli tost yedim sadece. Üzgünüm. Çok tatlısın ama. Hemen kanoların ve kayıkların kiralama yeri de burası arkadaşlar. Tek kişi de binebiliyorsunuz, iki kişi de binebiliyorsunuz. Dolmuş usulü değil ama hala alıyorlar. İstiyorsanız kano kiralayabiliyorsunuz. Kano ile giderken yorulursanız hemen arkadan çekebiliyorlar. Deneyebilirim ben de. 350 lira da fiyatı. Arkadaşlar yani biraz önce gördünüz ama ben dayanamadım. Bekliyorum şu an çünkü tur için. Hemen şunları bir öğrenmek istiyorum. Arkadaş da yıllardır buralıymış ve bu mekanın sahibi. İsmini alabilir miyiz? Adem benim adım. Adem. Adem bir şey soracağım sana. Bunu çok merak ettim. Hatta almak istiyorum. Acı biber. Acı biber reçelini ben ilk defa duyuyorum. Nasıl bir şey? Tadı nasıl? Acı biber hem tatlı hem acı. Ortaca biberi dediğimiz körüklü biberden yaptığımız kaba biber de kullanıyoruz. Lezzetli mi? Düşünemedim. Çok lezzetli. Ette çok yakışır. Bir sos olarak da kullanılır. Aa süper. Alıyorum o zaman ondan. Tamam. Peki böyle bir kavanozda ne kadar satıyorsun? 65 liraya satıyorum. 65 liraya satıyorsun. Hemen hemen yarım kilo civarında. Şeyi çok severim ben. Süt reçeli ne kadar? Süt reçeli 75 lira. Hepsi doğal bunların da, evet. Öyle değil mi? Yani şekerli, karamelize hale gelmesinden elde edilir. Süper. Bir de şunu soracağım sana. Çıtır kabak reçeli. Çıtır kabak reçeli. Evet. Bunu da hiç yemedim. Çıtır kabak, bildiğimiz adı üzerinde çıtır. 20 gününe yakın kireçte bekliyor. Hemen doğrandığı gibi şey olmuyor yani. Kavanozlanmıyor. Önce arkada işlemleri yapılıyor. Sonra hemen hemen 20 gün sonra kireçten ayrılır. Bildiğimiz orijinal şekerle yaptığımız reçel.
Başka şeyler de var ama hepsini bir çiftliğiniz vesaireniz var. Siz yok, bir yerden mi alıyorsunuz? Üretim iznimiz var. Hı-hı. İlçe tarımın ve bu konuda destekleri de var. İmalathanemiz var. Hı-hı. Ve yöreden yetişen meyve ve sebzeyi, buraya has olan her şeyi işleyip reçel yapabiliriz. Süper. Arkadaşlar buraya eğer gelirseniz Akçapınar'ı ve hani gezi yapmaya kanoyla. Buraya uğrayın, zaten hemen karşısında Adem'le bulun, benden selam söyleyin. 65 belki 55 yapar. Bir şey soracağım Adem. Sığla yağını ben hiç duymadım. Biraz bahseder misin? Çünkü mide ülseri, bağırsak yaraları, her bir şeye faydalı yazıyor. Tabelanda gördüm. Evet. Ne yağı bu? Neyden yapılıyor? Bu bir ağacın reçinesi. Endemik bir ağaç. Dünyada sadece 2 tane ülkede olan. Yani bu bölgede Burdur istikametine doğru var. Ama yerini sevmesi lazım bu ağacın. Çetibeli bölgesinde de var. Köyceğiz bölgesinde de olan bir ağaç. Haziran, Temmuz, Ağustos sıcaklarında ağaç bu sıcağı görünce veriyor. Ağaca önce bir derin yara açılıyor. Evet. Bu sıcak ağacı çarpıyor. Drenajlar sayesinde alttaki tavalara doluyor. Tabii kabuklarıyla, ağacın üzerindeki böcekleriyle falan geliyor. Çünkü doğada yaşayan böcekler de kendini tedavi etmek için o ağaca mutlaka bir uğruyor. Böcekli bir şey mi yiyoruz yani? Nasıl? Yok, doğadan olduğu için oradaki böcekler de kendini o ağaçla tedavi edebiliyor. Sonra bu işlemi yaptığınızda ağaç kendi yarasını da bu yağ sayesinde yara iyileştirici özelliği olduğu için kendi yarasını da kapatıyor. Bunu tarihte mumyalamada kullanmışlar. Mide ülseri ve bağırsak rahatsızlıkları tedavisinde kullandılar. Ciltteki yaralarda, kırışıklıklarda. Denedin mi? Denedim. Faydası var. Akciğerlerimi denemiş, ilk denediğim şekilde. Sonra ben insanlara tavsiye etmeye başladım. Sonuma çok iyi gelmişti. İnsanlar da hadi bize de nasıl bizi bulamıyoruz, sen bulur musun derken ben buldum. Göndermeye başladım arkadaşlarıma. Sonra sürekli talep çoğunluğunda ben bu işi yapmaya başladım. Süper. Peki 15 yıldır buradasın ve bu dükkan devam ediyor. Evet, 15 yıldır. Bravo. Burada da yaşıyorsun. Burada da yaşıyorum. Buralısın. Evet. Kaç yaşındasın? 36 yaşındayım. 36. Maşallah. Peki annem çok teşekkür ederim bilgilendirdiğin için. Siz de arkadaşlar uğrayın yani. Hem fiyatlar uygun hem de yöresel, organik. Bizim de bunlara ihtiyacımız var. Büyük şehirde yaşıyorsak biliyorsunuz. Hadi geziye devam edelim. Görüşürüz Adem. Görüşmek üzere. Onları paketle bana. Tamam. Arkadaşlar kanolar burada birikmiş vaziyette ve turuma buradan başlıyorum. Çok heyecanlıyım. İlk defa yapıyorum. Hadi bakalım. Güzel bir doğa bizi bekliyor. Ya gerçekten çok hoşuma gitti. İyi ki gelmişim. Acaba dedim hani kale ziyareti mi yapsam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Dün size orman için söz vermiştim. Ama ilk buraya geliyor olmam beni güne enerjik başlattı açıkçası. Bugün galiba bir sürü şey çekeceğiz ve delikli çok güzel yerler keşfedeceğiz. Sesim titriyor. Değişik bir şey keşfettim. Aslında şu uçta olmayı isterdim arkadaşlar ama devamlı ağaçlar uzun olsa da bazen şey yapabiliyor, salabiliyor. Kafayı da çarpmak istemiyorum sizi çekim yapacağım diye şimdi. Kazaya sebebiyet vermeyelim. Burada şu an kanalda sağlı sollu çok güzel bir doğayla iç içeyiz. Ve yanda muhteşem tatlı iki köpek gördüm. Burası bir ev sanırım. Merhaba küçük uçalar. Çok tatlı, güzel bir eve benziyor burası. Bir sağ
alışmışlar zaten bir şekilde. Gördüğünüz üzere hep yanlarda çok tatlı evler var. Ben sahibinden'e genelde giriyorum, bakıyorum bir, yeni bir yere gittiğim zaman. Hiç ev fiyatı vesaire göremedim. Çevrede satılık ya da kiralık ev de yok. Sanırım Akçakınlar AKP'ye göre daha az yerleşkeli. Ama işte AKP'ye, Köyceğiz'e, Dalaman'a, Dalyan'a, Bodrum'a vesaireye gelen buraya arabasını atlayıp bazen gezmeye geliyor anladığım kadarıyla. Çevrenizde gördüğüm tek turistik olay bu kayıkla bu kanalda gezmek. 7,5 kilometre gidiyoruz, bunu söylemiştim sanırım ama tekrar yineleyeyim. Şu karşıda görmüş olduğunuz köprüler Kanuni Sultan Süleyman tarafından vakti zamanında yapılmış. Bir taraf kapalı gördüğünüz üzere ama buradan bu kanal kısmından geçebiliyoruz. İleride de tam kitesörfün yapıldığı deniz kenarına doğru ilerleyeceğiz. Yalnız doğa gerçekten muhteşem. İnsanın burada ömrünü geçiresi geliyor. Hiçbir şekilde bu kadar seyahatin üstüne büyük şehire gidip de pis, kirli bir havada yaşamak istemiyor. Azman da dibini göstereyim size. Kadın azmağına göre biraz daha kirli gibi ama balıklar mevcut. Biraz daha bulanık bir su, gördüğünüz üzere çok fazla göremiyorsunuz gibi. Kadın azmağı daha berrak, daha temizdi. Balıkçılara ait tekneler görüyoruz. Yan taraflarda meyve ağaçları var. Mandalina, portakal ve balıkçılara ait tekneler mevcut. Arkadan da kanom geliyor. Yani benim çok fazla sporlarıyla alakam yok arkadaşlar. Daha çok action şeyler seviyorum ama işte ne bileyim yamaç paraşütü olsun, jetski olsun, banan olsun, hamburger olsun hepsini yaptım ama hiç hayatımda kanoya binmedim. Hiperaktif olduğum için herhalde sporlarımda da bir şekilde yavaş olanları tercih etmedim. Ama şimdi bineceğim çünkü burada kanoyla gezmek çok keyifli olsa gerek. Belli bir süre sonra açık bir alana gideceğiz ve orada 10 dakika mola vereceğiz, yüzme molası. Girer miyim bilmiyorum ama azman suyu gerçekten çok soğuk. Belki parmak ucuyla şöyle bir değdirir, kıçılırım ama orada da doğayı çekeriz. Bunlara ben de yeri geldim açıkçası ama iyi ki de gelmişim diyorum. Hem de her şey çok ekonomik. Mesela biraz önce tost yedik, yanında çay içtik. Çayın parasını almamışlar. Çok tatlılar ve 30 lira verdim. Yani hiçbir şey. Toplam şu ana kadarki baktığımdaki tatil için ayırdığım bütçenin hemen hemen yarısındayım. Daha harcamadım bile. 2-3 gün daha buralarda kalacağımı düşünecek olursak da hepsini bitirmeden dönmüş olacağım. Sonrasında da zaten artık bir Ege'nin üstünü Akdeniz yaparız. Yani benim memleketime gideriz. Ama buralar da çok hoş ve çok tatlı. Fakat denizi işte Antalya Akdeniz denizi gibi değil. Soğuk. Her şey çok soğuk. Ve ısıntılı. Akşamları serin. Alanya'ya ve çevresine gittiğimizde bu sene bakalım nasıl olacak. Çünkü mevsimler de bir şekilde kayrılar biliyorsunuz. Daha çok soğumaya başladı havalar. Geçen sene Haziran 15'ten sonra bir şekilde her şey çok yolundayken ve iyiyken artık şimdi herhalde Haziran 30'da falan ısınırız diye düşünüyorum. Bakalım. Arkadaşlar şu an yüzme molasının verildiği yere geldik. Burasının kanaldan kanala uzunluğu çok fazla değil. 7-8 metre kadar. Derinlik olarak da 1,5-2,5 arası ama şurada daha sığ bir görüntü var. Ben şimdi girmeyeceğim ama gelirseniz eğer hani bilginiz olsun, çok derin değil, çok rahatlıkla yüzebilirsiniz. Buradan tekrar geri döneceğiz arkadaşlar ve dediğim gibi kitesörfün olduğu yere gideceğiz. Oradan da geri döneceğiz. Kitesörf de yapmıyorum size. Yani anlayacağınız, size hiçbir şey yapmıyorum. Sizi sadece doğayla iç içe güzel bir gezi
meyveleriyle doyuruyorum ruhunuzu ve bedeninizi ve midenizi. Midenizi derken yediğim tostlar gani gani olduğu için söylüyorum. Şuradan itibaren zaten gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Şimdi motor çalıştığı için anladınız mı bilmiyorum ama o yolda gelirken gördüğümüz bent Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılmış vakti zamanında. Hemen ilerisinde bir kaya vardı ya, hani dilek şeyleri vardı, paçalar asmışlardı. Orası dilek ağacı. Hani hikayesini de bilmiyorum ama zaten biz Türk milleti nerede bir dilek ağacı görsek bir şey koparır, bir diler olursa ya tutarsa diye yaparız. İstiyorsanız oraya tırmanabilirsiniz. Çünkü durabiliyorlar orada ve çıkabiliyorsunuz. Benim bütün dileklerim yerine geldiği için yani öyle bir şeye girmeyeyim dedim. Direkt yola devam ettirdim ama bu da size bir dipnot olsun. Yani şu bildiğimiz Akşapınar Azman'da da bir dilek ağacı mevcut her yerde olduğu gibi. Bu şekilde arkadaşlar, hadi ben biraz kanoya bineyim. Ha bu arada bilginiz olsun, bu turu yaparken muhakkak bikinili olun çünkü kanoda ister istemez oturduğunuz yer ıslak olduğu için üstünüz ıslanır. Şortun içinde bikini var. Hadi başlıyoruz. Ups, arkaya bineyim. Evet. Arkadaşlar en kolay su sporu bu olduğu için bunu tercih ettim dermişim. Ben gidiyorum, kendinize çok iyi bakın. Siz arkamdan tekneyle gelirsiniz, tamam mı? Çok kolaymış yahu ama biraz da bir sporsuz kaldığımız için kol çalışmak lazım. Bunu devirir miyim acaba? Hayırlısı bakalım. Çarpıyoruz. Ne çarptık? Beceriksiz olduğumu söyledi sağ olsun. Hayır, ben de farkındayım zaten. Senin de arkaya bağlayacağım dedi. Bunu yapıyoruz zaten isteyene dedi. Yoruldu mu? Sen öyle gez dedi kanoyla. Bir daha da kanoya hiç binme hayatım boyunca dedi. Ya niye hep benim başıma bu iş geliyor ya? Ehliyeti alırken de hocalarım aynı şeyi söylemişti. Ben halen daha araba kullanamıyorum. Herkes beni korkutuyor. Yani niye böyle yapıyorlar anlamadım. Galiba ben çok beceriksizim. Neyse şuradan bari iki şey yapıyormuş gibi yapayım da. Size de artistik olsun. Kendim gidiyormuş gibi. Yani sırf şu kanoya binmemden bir video çıkarmış aslında. Daha çekmediğim ve göstermediğim size neler yaşadım ben burada şu kısacık alanda. Yani burası çok darmış yani aslında beni şöyle bir geniş yerlere götürseydi, verseydi kanoyu. O zaman daha farklı olabilirdi. Hadi gidiyoruz. Böyle gitmek daha zevkli. Demek çok beceriksiz gördün beni, böylesi daha makbul dedi. Sen de haklısın. Peki ben böyle giderken çarpar mıyım? Ha iyi bari. Ben onu da becerebilirim yani, o kapasite var bende. Ama neyim ki canım, çok da artistik yapmayayım size ya. Ben güneş yeniyorum arkadaşlar. Aa düşermiş mi? Beni dövecek, yemin ediyorum dövecek. Yapmadım, sakarlık kalmadı. Nereden bindirdim bu kızı ben bu tekneye diyecek. Neyse. Bak artık yüzüme de bakmıyor. Neyse. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ama gerçekten sağlı sollu muhteşem bir doğa var. Şöyle yapmak gerekiyor. Aynen. Yılan da var burada ha. Su yılanı var. Aha da su yılanı. Orada gördüm. Yemin ediyorum gördüm. Böyle bir şey yok. Beni alın. Beni alın artık, beni alın. Ben vazgeçtim tamam. Çok gezdim. Alın beni alın. Abi beni al. Şşş, duymuyor musunuz? Beni alın. Ben geleceğim oraya.
Evet arkadaşlar, Kitesurf'ün merkezine geldik direkt. Ana yeri burası. Hemen size görüntü almak istiyorum. Cüneyt abicim, sezon burada ne zaman başlıyor? Okullar kapanınca başlar. Öyle mi? Evet. Şu an sesin sakin diyorum etrafı. Evet, yavaştan mı başlayacak? Evet, yavaş başlıyor. 2 ay mı, 3 ay mı? Valla, Ekim'in sonuna kadar olur. Ekim'in sonuna evet. Kadar. Aa, iyiymiş o zaman alçapınlarda. Evet. Arkadaşlar, Ekim sonuna kadar güzel bir süreç. Aklınızda bulunsun. Kaçta başlıyorsunuz? Sabah 8, akşam 7'ye kadar. Akşam 7'ye evet. Kadar. 7'den sonra ne yapıyorsunuz? Eve mi gidiyorsun? Bu peki motorun sesi belli bir saatten sonra sende de baş ağrısı yapıyor mu? Yok yapmıyor. Alıştın artık. Kaç senedir kaptanlık yapıyorsun? Ya biz çok kaptanlık yapıyoruz yani. Evet. Buralı mısın? Buralıyım. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi... Kendine çok iyi bak. Artık ailemi de getiririm. Onlarla da sen de gezeriz. Cüneyt abi bulmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Diğer kaptanlar yanlış anlamasınlar ama o ayrı bir romantik kaptan. Teşekkürler çiçekler için. I woke up in the middle of the night. Na-na-na. And I wondered how you're always right. It gets me. Şimdi Akyaka köyüne geri döndük. Yine kadın azmağının yanındayız ama su birikintisinin artık çekildiği noktaya doğru geldik. Çünkü Cennet diye muhteşem bir azmak kuşu Cennet restoranı var. Burada ilginç bir şekilde şu an dibinde kefaller yüzüyor ve derinlik 1 metre bile değil ama bazı bölgelerde 1 metre. Ben burada balık yemeyeceğim çünkü niyeyse 2-3 gündür gözleme tost falan derken bir şekilde canım et çekti. Yani çok güzelmiş hani balıkçı olarak şey İstanbul kültürü de devam ediyor burada gene. Yemeyenler olabilir diye köfte ya da işte kuzu şiş vesaire de veriyorlar. Orta halli bir restoran diyeceğim ama tabii ki hesabı sizinle paylaştıktan sonra bunu diyeceğim. Çünkü bazı restoranlar gerçekten çok uygun burada ama bazı restoranlar alkol almadığın zaman şaşırtabiliyor hesap olarak. Bakalım hesap ne gelecek? Bu arada gündüz gezerken Barlar Sokağı'nı gördüm. Çok küçük bir yer. Gece hayatı Akyaka'da pek yok. İnsanlar barlarda minnoş minnoş yan yana 20 tane dükkan var ama 5-6'sı açık. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar, biralarını içiyorlar. Fakat size bunları çekeceğim. Fakat akşamları başka çekebileceğim bir şey yok. Genelde Azman etrafındaki restoranlarda yemek, sohbet, 12'de de dönüş oluyor. Onun için çok fazla gece hayatı niye göstermedim demeyin. Gösterecek bir şey yok çünkü.
Arkadaşlar hesapta 358 lira geldi. Duble kızartma 75 lira. Kola 20 lira. Kuver 30 lira yazmışlar. Kuzu şiş 120. Paçanga böreği 48. Salata da 65 lira. Kuver 2 kişilik çünkü arkadaşımla birlikte oturduk yedik. Gayet uygun. And I'll never understand.